Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre İsrail, Filistinlilere soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanacak. Gazze'ye saldırılarda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması yapıldı. Hollanda'nın La Haye kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in soykırım sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti. Divan, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, dava esastan görülecek. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Uluslararası Adalet Divanı, soykırım davasında İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların makul seviyede ispatladığına hükmetti. İsrail'in soykırım sözleşmesine uymadığı belirtilen kararda, İsrail'in dosyanın reddi talebi kabul edilmedi. Kararda, Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusunun uygun olduğu belirtilirken, Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek ifadelerine yer verildi. Divanın açıklamasında, İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı denildi. Divan, İsrail'in Gazze şeridinde soykırım eylemlerini önlemek için tedbirler almasını ve bir ay içinde bu önlemlerle ilgili rapor vermesini istedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan divanın kararına ilk tepki geldi. Bakanlık, yaptığı açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararları hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına dair önemli bir hatırlatma olarak nitelendirdi.